Evet, 27 Şubat'ta arılarımıza şurup ve kek vermiştik. Şimdi onları tekrar kontrole geldim. Şuruplarını çekmiş mi? Eğer çekmeyen var mı? Çekenleri tekrar yenileyeceğim, kuvvetli olanları. Keklerini tekrar kontrol yapacağız. Hemen hemen bir hafta oldu. Ayın 5'i bugün, 6 gün. 6 gün önce vermiştik. Şimdi başlayacağız, tekrar kontrolünü yapacağız. Çok güzel polen geliyor. Muhtemelen şurupları çekmişler. Hava 16-17 derece. Ayın 5'i bugün. 5 Mart. Evet. Poşetle vermiştik. Ayın 6 günde çekmişler. Hemen poşeti temizlemeye başlamışlar. Keki de tam bütün kek vermiştik. Bakın tüketim nasıl fazla. Nasıl yiyorlar. Yarıya getirmişler keki. Şurubu da almışlar. Çok güzel polen getiren bir araba. Açmayacağım arıları. Direkt bakacağız, böyle poşetlerini alacağız. Daha sonra tekrar şurup vereceğim bunlara, bak. Evet, bakın bu da almış. Kuvvetli arılar belli oluyor. Şurubu belki de o gün çektiler. Aynı gün şuruplarını aldılar. Keki daha çok bitirmiş. Şu aralar kalması için. Bu poşetleri de hemen çıkarmak gerekiyor. Arı çünkü kendisi atmaya çalışıyor. Bir kere daha poşetle vereceğim. Daha sonra yemliğe başlayacağız artık. Havalar çünkü değişiyor artık. Isınıyor havalar. Zayıf oğullarımızı buna bakalım. Zayıf arılar da çekiyor mu? Evet, bu da almış. Yani şurubunu çeken arı iyi. Yani iyi bir şey şurubunu çekmesi. Hani aç olduğu için değil. Döngü var, polen geliyor, yavru atıyor. Tüketim var yani. Tüketim yapmazsa sıkıntı. Bu kekine bakın, yarım kek vermişiz. Ne kadar daha az yemiş. Bunu da şurup vereceğiz. Bu boş kovan. Ya şuna bakın. Şurup vermemişiz. Niye vermemişiz? Unutmuşuz herhalde. Tekini yemiş mi? Bu arayı kontrol edelim. Beraber şurubunu da verelim. Niye vermemiş? Sorun mu var? Evet, stoğu bitmiş. Bakın buraya kadar polen atmış. Şu burada az bir stoğu kalmış. Kısım böyle yavru. Buralarda günlük atmışım, atmamış günlük. Balı çok az bunun. Bunu bayağı bir şurup verelim şurada. Büyük poşetten vereyim ben. Öyle çok kuvvetli bir arı değil. Ama yavru atmış. Güzel. Anasını göremedik. Günlük de var. Hani böyle günlüğü gördük mü anayı çok fazla görmeye diye uğraşmaya gerek yok. Ama burada anası, evet. Gördü. Hiç boyalı da değil bu. Boğul muydu acaba? İşte deftere bakmak lazım. Deftere yazıyoruz bunları ama her zaman getirmiyoruz defteri yanımızda. Buraya açmış, temizlemiş, buraya yavru açacak. Niye açacak buraya yavru? O kadar kuvvetli bir arı değil ama duvara yavru açacağım diye uğraşıyor. Bir hafta önceki istikrarını şimdi öğrenelim. Şunu koyalım. Şurada almış, sıkıştırmıştık. Doğru biz. Ne güzel olmuş sıkışınca. Çekimde yemiş. Çeki var daha, bir dahakine koyarız da şurubunu alsın, keyfine baksın. Bir daha açmayalım ama. Niye taşmış bu tarafa? Görmüyor musun? Buna bir bakalım ya. Yani gerek yok, doldurmamış. O taraftan bal alıyormuş. Biraz daha dursun. Şuruba gerek yok. Bal var. Şu poşetini al. Poşetini alacağız. Şurup koyacağız buna yine. Koyacağız mı? Koyacağız. Bunların hepsini az az şurup koyacağız. Tamam. Sıkıştı bir tanesi. Nerede? Çık. Yapışmış bu. Şunu sokar artık. Çok ödüyordu arada ya. Buna 2 tane vermiş. Bak. Bu uyuyormuş. Neymiş? Çeki fazla yememiş. Yemiş, alttan da uymuş. Ha, üstten gözükmüyor. Ha. Tamam, kapatma. almamış mesela. Kekini yemiş ama şurubu almamış. Denememiş mi? Bakalım niye almamış. Zayıf bir ara ama gene de zayıfların, bu kadar da hepsi, değil. Zayıfların hepsi çekmiş ama bu çekmemiş. Şimdi köreyi bir uzanayım ben orada. Bak şimdi örnek olsun hem de bunu açalım. Niye almamış şurubunu? Zayıf mesela. Sırrını alıyorum ki oradan alsın balığı, bir tarafı taşısın. Şurubu almamış bari. Bunu açmamışım ben herhalde ya. Peteklerine bakmamışım zayıf diye. Güzel. Onun kası şeyini alırım. Çok güzel değil. Zayıf zayıf. Bunların adam olması çok zor da. Olmuş. Bunda ana yok herhalde. Yavru yok. Yavru yok. Bu balı kendi yapmış, sırlamış ya. Ana olmadığı için. Mesela bak. Değil mi? Şurubu koyduk. Almamış şurubunu. Niye almamış? Ana yok. Yavru atmamış. Bal yapmış. Çekmemiş ki. Balı yiyen yok. Şimdi bunları birleştireceğiz. Birazdan. Mi? Tamamen yok böyle ooo diye ses çıkarıyor. Meme, ana çıkmış meme var mı ona bakıyorum ha. Ana var mı ona bakıyorum. Bunu birleştireceğiz başka kolanla. Gerek yok artık. Kekede şuruba da gerek yok. O şuruba öbür türlü veririz. Çörük. O almış. Almış. Hiç bakmaya bile gerek yok. Yavru atmış. Daha bu çıtaları doldurana kadar bunu atmayacağız. Doldurduğu zaman petek vermem. Şu şurubu ona koyalım. Ona verelim. İşlemi bitsin. Açılmıştı. Taşındı bu. Güzelmiş bak ki. İyi çalışan bir kovan. Böyle yedim insan seviniyor. Buradan açmış ne güzel, hemen boşaltmış. Bu kekler ballı kek. Ballı, kendi balım, kendi kozum, çok güzel yiyor bunları. Sen çeksene şunu. Güzel bir kovan. Ne haber bakalım. Poşetle bilmem neyle uğraşmasın yani, arı atacağız diye. Baksana nasıl kemiriyor, şuraya bak. Hemen almak lazım, kapatmamak lazım şimdi. Onu yabancı görüyor içeride. Parçalamaya uğraşıyor. Aynen. Bir dahaki sefere bitirmek gerekiyor. de çok vermişim ben. Şey, şurada çekmiş bu ama yememiş bu. Bitince keke sarmıştır. Buradan da çekiyorlar mı? Tamam. Gayet güzel bir yerdir. Bir dahaki geldiğimizde buna biz petek bile veririz.